Çok sonra ben sanatçıyım, sonra da at olur mu? Alıyorum. Hadi. Afiyet olsun arkadaşlar. Ağzınız tatlı olsun. Hepinize ben öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii 2017 yılında çok yoğun bir çalışma ortamımız oluştu. Allah kaza bela vermesin. Sizlerin emeği çok fazla. Özellikle altını çizerek sizlere teşekkür etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu sene hedeflediğimiz bütçemizin %100'ünü gerçekleştirdik. Kasım-Aralık ayı itibariyle ek bütçe kararı aldık. Tabii bu çalışmalarımızda biz İncesu Belediyesi olarak israf etmeden adil yönetim anlayışıyla bir çalışmamız var. Şu anda birçok belediyenin belki borcu var ama biz belediye olarak, İncesu Belediyesi olarak borcumuz yok çok şükür. Çalışanlarımızın gününde maaşını, sosyal haklarını ödüyoruz, bunları veriyoruz. Bu sene 8 tane yeni araç aldık. Geriye doğru dönüp bakarsak 2004 yılından şimdiye kadar toplam 40 tane 0 kilometre aracı aldık. Elimizdeki araçların en büyüğünün yaşı 13-14 yaşlarında, bu cenaze taşıma araçlarının dışındaki araçlarımız. İşte garajımız, daha önce araçlarımız dışarıda, yazın sıcağında, kışın yağmur, karın altındayken böyle bir kapalı garaj yaptırmıştık. Hizmet alanımızın büyümesi, elimizdeki araç gereçlerimizin büyümesi sonrası da yeni ilave yaptırdık bu sene garajımıza. İyi bir çalışma ortamı geçirdik. Ben şuna inanıyorum, sosyal medya hesaplarımızdan, belediyemizin internet sitesinden, cenazelerde, düğünlerde, camide, cemaatte, vatandaşlarla beraber olduğumuzda vatandaşın takdiri ve teşekkürü var. Ne demişler? Halka hizmet, hakka hizmet. Sizlerin yaptığı görev kutsal bir görev arkadaşlar. Çoğu belki yatağında yatarken, birçok arkadaşımız sabahın saat 6'sında, gecenin 5.30'unda, kalla mücadele ekiplerimiz gecenin saat 2'sinde, 3'ünde yola düşüyor. Vatandaş kalktığında bizim gece ne yaptığımızdan çoğunun bilgisi yok. En azından ana arterleri açılmış, fırınları çalışmış, okuluna çocuklar gidebiliyor, sağlık hizmetleri getirebiliyor, elektriği yanıyor, suyu akıyor. Çok şükür bu hizmetleri yapıyoruz. Bir gün elektriği kesilse, bir saat suyu kesilse vatandaşın feryatını hepimiz görüyoruz, duyuyoruz. O nedenle yaptığımız hizmetin bir kutsallığı var, bir ehemmiyeti var, bir önemi var. İyi bir ekibiz. Benim 14 yıllık belediye başkanlığımda şimdi baktığımızda memur arkadaşlarımız olsun, kadrolu işçi arkadaşlarımız olsun, taşeron arkadaşlarımız olsun, 116 sayısına ulaştık. Zamanımızda bizim geldiğimizde 24-25 kişiyle veya 40 kişiyle, Büyükşehir Kanunu çıkınca bazı arkadaşlar görevi gereği Büyükşehir Belediyesi'ne devretsek de, şimdi buradaki arkadaşlarım ben baktığımda yaklaşık %92, %93 oransal olarak veya 95-100'ü benim zamanımda işe girmiş. Yani bunların çoğunu biz almışız. Tabii hepimizin bildiği gibi bir de Türkiye'de 15 Temmuz hadisesi oldu. Hain FETÖ darbe girişimi. Elhamdülillah bizim belediyemizde hiçbir arkadaşımızın bir soruşturması olmadı, bir ifadesi alınmadı. Bu da benim için çok önemli, gurur duyduğumuz bir şey. Bir arkadaşımız, ya senin de bu FETÖ terör örgütüyle irtibatın var, iltisatın var denilmedi elhamdülillah. Hani karalama atmaya çalışanlar oldu, yıpratmaya çalışanlar oldu ama çok şükür başaramadılar. Biz bir ekibiz. Ekibimiz güçlü ve iyi bir ekip. Sizlerin çalışmasını benim takdir ettiğimiz gibi çevremizdeki ilçe halkı da takdir ediyor. Gidin İncesu Belediyesi nasıl çalışıyor, ne yapıyor diyor arkadaşlar. Bunu bilin, bunu iftihar ederek söylüyorum. Bu ekibimizi, birliğimizi, düzenimizi bizim bozmamamız lazım. Bir kez orada.